Hepiniz hoş geldiniz. Hem basın mensubu arkadaşlarımıza, hem de yönetici arkadaşlarımıza, hem de Kocaeli Spor Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Tabii ki ülkemiz çok önemli bir afetle karşı karşıya. 100 yılın en büyük depremini yaşadı. Biz de bu kentin iki gücü de spor kulübü olarak bu acıyı paylaşmak, bu yaraları birlikte sarmak adına önümüzdeki hafta pazar günü Kocaeli Spor'umuzda Gebze Spor arasında saat 14'te Gebze Metin Oktay Stadı'nda, Alaaddin Kurt Stadı'nda bir destek ve dostluk maçı yapacağız. Bu anlamda tabii ki ülkemizin yaşadığı afetin büyüklüğü bütün milletimizi, hepimizi, spor camiasını, bu ülkede yaşayan her biri derinden üzmüş ve derinden sarsmıştır. Ancak biz bu kentin iki gücü de kulübü olarak o bölgede yaşayan insanlarımızın acısını yürekten paylaşan, bu acıyı daha önce yaşamış bu kentin iki takımı acılar paylaşıldıkça azalır noktasında bir yaklaşımda bu hafta bu acıyı paylaşma adına bir dostluk maçı yapacağız ve elde edilen tüm geliri depremzedelerimize bağışlayacağız. Bu anlamda öncelikle bu organizasyonda hiç düşünmeden görev almayı ben Engin Başkanım aradığım zaman hiç düşünmeden tabii ki noktasında bizi kırmadığı için ve organizasyona görev yaptığı için başkanımıza da huzurlarınıza ayrıca teşekkür ediyorum. Biz onları en iyi biz anlarız noktasında hareket ediyoruz. Çünkü bu kent 1999 yılında da aynı acıyı paylaşan bir kent. Ama biz şuna yürekten inanıyoruz. Ülkemiz bunu da atlatacak. Birlikte millet olarak, devlet olarak, bu ülkede yaşayan her birey olarak bu acıyı da, bu yıkımı da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Tabii ki inşallah bu tarz acıları ülkemiz tekrar yaşamasın. Hepimizin gönlünden geçen budur. Ancak ben şunu çok arzu ediyorum. İnşallah bu afet ülkemizin aydınlanmasına, ülkemizin bu yıkımı bir daha yaşamaması için gerekli önlemleri almasına, bu anlamda bilinçlenmesine vesile olduğu noktasında inancımı canlı tutmak istiyorum. İnşallah 3 ay sonra, 4 ay sonra tekrar hayatın normale döndüğü zamanlarda bunu unutmadan deprem olgusuyla, afet olgusuyla birlikte yaşama noktasında, birlikte nasıl yaşanacağı noktasında hem toplumumuzun bilinçlenmesi, bu noktada da gerekli tedbirleri almasını yürekten istiyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu yüreğimizi yakan bu acı hiç yoktan böyle bir şeye vesile olur. Bu nihayetinde acımızı dindirir diye düşünüyorum. Tabii ki bu anlamda 11 kenti yıkım noktasına getiren bir afetin önümüzdeki süreçte de bütün ülkeyi etkileyecek bir noktası var. Ama biz bu kentin iki gücü de kulübü olarak da o yöredeki insanlarımızın bir nebze olsun acısını paylaşmak ve bunu göstermek anlamında böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah tüm Gebze halkını, basın mensuplarımızı, spor severlerimizi, taraftarlarımızı da pazar günü saat 2'de Alaaddin Kurt Stadı'na bekliyoruz. Nihayetinde bizim burada sağlayacağımız katkı tabii ki okyanusta bir damla, ama biz okyanusta bir damla da olmak istiyoruz. Nihayetinde bu anlamda herkes orada gelip bu yürekten sevgisini o insanlarımıza hissettirmesini istiyoruz. Tüm halkımızı, basın mensuplarımızı, kurumlarımızı, vatandaşlarımızı, Eski Çarşı grubumuzu, Hodri Meydan grubumuzu, Kocaeli taraftarlarımızı inşallah pazar günü saat 2'de stadımızda bekliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözü Kocaeli Spor Başkanımız Engin Koyun'a bırakacağım. Daha sonra da soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Ben başkanımıza tekrar hoş geldiniz deyip söz hakkını kendisine bırakıyorum.
kıymetli Gebze Spor Başkanımız, değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, Gebze'mizin ve ilimizin saygıdeğer basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önemli bir günde, çok önemli bir günde zaman ayırmanızdan dolayı, özellikle ilgi ve alakanızdan dolayı tüm katılımcı basın mensubu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederken Gebze Spor Başkanıma da çok özel bir teşekkür ediyorum yönetimiyle birlikte. Çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir sportif faaliyetin yapılmasına öncülük yaptı. Beni aradığı zaman biz de zaten Koca Spor olarak şu anda bir hazırlık içerisindeyiz. Ayın 6'sından beri ülkemize gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Bugün değil de ne zaman? Gün bugün, evet sonuna kadar Gebze Spor'umuzla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza en güzel katkıyı nasıl sağlayabiliriz? Onunla beraber hemfikiriz dedik ve kendileriyle beraber bugün buradayız. İnşallah pazar günü Gebze'mize yakışan bir taraftar kitlesiyle beraber maçın skoru çok anlam ifade etmiyor. Maçın skorunu hiç anlam ifade etmiyor. O gün orada evet Türkiye güzel bir mesaj ve o gün Gebze ve Kocaelispor'a yakışan bir katılımla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ufak da olsa bir katkı sağlamak her birimizi fazlasıyla mutlu edeceğine inanıyorum. Bugün gelinen noktayla ilgili geçen de söyledim Kocaeli Spor, Sakarya Spor basın açıklamasında böyle bir milletin ferdi olmanın, böyle bir ülkenin bir evladı olmanın her birimiz son derece mutluluğunu yaşıyoruz, onurunu, şerefini yaşıyoruz. İnanın millet, devlet bütünleşmesi dünyada çok az bir topluma düşer. Gelinen noktada evet dünyaya bir örnek, bir destan yazıyoruz şu an. Bölgedeki vatandaşlarımızın her birisinin acısı 85 milyon insanımızın acısı olarak kabullendik. Bu acıyı ve yaraları en iyi şekilde ayağa kaldırma adına ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında seferberlik ilan edildi. Depremin ilk saatinden bugüne kadar devlet millet el ele gece gündüz demeden her şeyimizi feda ederek bölgemizi ve insanlarımızı o eski günlerine döndürebilme adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bugün sportif faaliyetlerimizin bir tanesi de bu. Yani bizim burada 3-5 bin liranın veya 3-500 bin liranın ne anlamı var diyenler de olabilir. Aslında paranın miktarı şu anlam ifade etmiyor. Kumbarasından 50-60 lira harçlığını gönderenle evet 3 milyon 5 milyon sermayesinden yardım edenin bence onu da ben aynı mukayese ediyorum. Hatta ve hatta o kumbarasından 50-60 lira harçlığını gönderen çocuğumuzun, evladımızın harçlığının daha çok anlam ifade ettiğini özellikle. Bu önemli birlikteliğimizin bir sembolü olarak bakıyorum ben. Bu milli ruh, evet bu şuur, bu kenetlenme gelecek yıllara, gelecek nesillere çok önemli bir mesaj olarak ben görüyorum. Acımız büyük. Bu vesileyle depremde şehit olan, hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle ağır acıları tekrar bu millete yaşatmasın diye dua ediyoruz. Ama spor kulüpleri olarak da, bireyler olarak da elimizden gelen, altısından itibaren inanın, Gebze Spor'umuzda yakından takip ettim ben. Resul kardeşimiz başkanımızı bütün ekibiyle birlikte
Kocaelispor olarak da biz de bütün spor kulüplerimiz Kocaeli'de değil, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kocaeli'de akın akın yardımlar geldi. Kampanya başlattık kulüpte. O kampanyaya inanan kulüp binasında insanların elinde ne varsa alıp geliyor, heyecanlar. Hızlı bir şekilde paketleme, ayrım yapan arkadaşlarımız herkese berber olmuş. Bir heyecan var. Bir hedef var. Bir anda bu yardım oraya ulaştırma gayreti var. Gerçekten emeklerinden, gayretlerinden dolayı elimizde bu önemli, önemli saydığımız zor günümüzde ki de emeği geçen herkes ama herkesi canlı gönülden tebrik ediyorum. Taraftarımızla, yönetimimizle, şehrimizle. Evet, bugün çok net konuşuyoruz. Devlet, millet el ele ama bizim Kocaeli'deki bütün belediyelerimiz, bak tüm belediyelerimiz ayrım yapmadan deprem bölgesinde, evet onlar da bir tarih yazıyor. Afet, bizim İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımız olsun, madenci kardeşlerimiz olsun, bütün sivil toplum kuruluşları olsun, arkadaşlar olağanüstü güzellikler yapıyor. Bugün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve diğer illerimizde özellikle Kocaeli'mizin o bölgede özellikle görev aldığını yakından takip ediyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımıza ilk günden bugüne dahil en fazla seferberlik durumunda katkı ve hizmeti sunan illerin başına geliyoruz. Önemli. Büyükşehir, az belediyelerimiz, devletin diğer kurumları, ilimizin valisi biliyorsunuz o bölgede Kahramanmaraş'ta görev yapıyorlar. Yakinen takip ediyoruz, görüşüyoruz kendileriyle. İşte bu dayanışma, bu birliktelik inanın her birimizi fazlasıyla mutluyor. Bugün akşam Sakaryaspor'la birlikte Kocaelispor'umuz maç yapacak. Evet, ezeli ve ebedi rakibimiz olan Sakaryaspor. Ama en yakın dostumuz, en yakın komşumuz. Birlikte bir karar aldık. İnşallah buradan bütün herkesi akşam maçı davet ediyoruz. Hep beraber oluruz inşallah. Türkiye'ye bir mesaj vereceğiz. Arkasından pazar günü başkanımızla beraber bütün Kocaeli'de yaşayan, özellikle Gebze bölgesinde İkamaköy'de tüm bürokratından, siyasetçisinden, sivil toplum kuruluşundan, evet, her bireyde, bak her bireyde Gebze sporumuzun Kocaeli sporumuzla yapacağı maça katkı sağlanmasını ama gelemiyorsa ide Gebze ve Kocaeli spor adına Afat ve Kızılay'a ve Gebze sporumuzun bir hesap numarası var. Oraya katkı sağlamasını özellikle. Neden? İşte söylüyoruz. Bugün değil de ne zaman? Bugün, evet, kenetlenme günü, sahiplenme günü. Eğer biz bugün Gebze sporumuz ve Kocaeli sporumuzun maçında Gebze bölgesinde yaşayan Darıcısı, Sayruvası, Dilovası, bu Kocaeli'nin tamamı, eğer burada bugün kenetlenmiyorsa, bugün sahiplenmiyorsa kusura bakmasın, yarın konuşma hakkı yok. Bugün bir spor müsabakası sonra değerlendirmeyelim bu olayı. Bu olay tamamen bölgemizdeki insanlarımıza bir nebzede karınca kararınca bir katkı sağlama günü olarak görüyoruz. O yüzden ben tekrar Gebze Spor Başkanıma ve yönetimine, bölgede emeği geçen herkese ve özellikle ilgi ve alakanızdan dolayı tüm basın mensubu kardeşlerime sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu hazırları göstermesin diye dua ediyorum. Soru ve cevapları getiririz. Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel temennileri ve duyguları için. Bu anlamda soru cevap şeklinde gidebiliriz. Biz de tabii ki 3 gün içerisinde basınımızdan bu konuyu gündemde tutmasını, köşelerinde bu konuyla alakalı gerekli duyarlılığı göstermesini temenni ediyoruz. Ve bütün pazar günü bütün basın mensubu arkadaşlarımızla maça bekliyoruz. Dediğim gibi biz burada başkanımızın söylediği gibi toplanacak miktarın çok bir önemi yok.
Yani biz tabii ki elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz bu noktada. Ama önemli olan yürekten acıyı paylaşmakla alakalı, o bölge insanına o duyguyu yaşatmakla alakalı hassasiyetimiz daha ön planda. Başkanımızın dediği gibi sporun şeyin çok bir önemi yok. Hani bugün mesela Trabzon'da Trabzonspor Bazer maçında gerçekten hem karografi olarak hem orada yaşanan ambiyans olarak yaşanan duyguyu biz de burada aynı şekilde bölge insanımıza göndermek istiyoruz. Bazen hani karın maddiyatın önem arz etmediği hissiyatı ihtiyacı olan bir de bu var. Gerçekten onlar da bu duyguyu, bu acıyı paylaştığımızı, o sevgiyi hissetmek istiyorlar. Biz de onlara gönülden bu mesajı pazar günü ileteceğiz. Yani bu maçın böyle bir önemi var. Yoksa sportif anlamda Kocaeli sporumuzda, Gebze sporumuzda şu an süreçlerine devam ediyorlar. Tabii ki 2 hafta sonra lig başlayacak. Bu başka bir konu. 2 hafta sonra devam edecek. Çünkü hayatın normalleşmesi için, bu acının dindirilmesi için, bu hayatın normale dönmesi de bir elzem bir konu. Ben o anlamda hem Kocaeli sporumuza hem Gebze sporumuza o süreçte de başarılar diliyorum. Ama pazar günü de tüm Gebze halkını, tüm spor severler, tüm bu acıyı yüreğinde hisseden insanlarımızı pazar günü bekliyoruz. Ben bu anlamda katılan arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, Kocaeli Spor Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Soru cevap şeklinde devam edebiliriz arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa iletebilirler. Mikrofon. Soru değil de bir önerim olsa Sayın Başkanım. Tabii ki buyurun. İlk önce hem yeşil siyahlı ekibin yönetimine ve idaresine hem mor beyaz ekibin yöneticilerine ve idarecilerine Türk halkı adına yaptıklarımız gestiden dolayı teşekkür ediyorum şahsım adına. Evet, normalleşmek gerekir. Normalleşme sürecinde de sportif faaliyetler çok önemli. Dostluk ve kardeşlik içinde bir maç olacağına, keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Hedefine de ulaşacağına inanıyorum. Dünden beri biz bilet satışlarıyla ilgili olarak özellikle sosyal medyamızda ilgi çekmesini sağlamaya çalışıyoruz. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu salonda bulunan tüm arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlar, yönetici arkadaşlar, biz Abbas abiyle bu konuda bir grup oluşturup koordine sağlıyoruz ama alınan biletleri teşvik anlamında, çünkü gözlemlediğim 14-15 günde siz de takdir edeceksinizdir. Maalesef bir kesim bu yardımları sadece ve sadece PR çalışması için yapıyorlar. Üzülerek söylüyorum bunu. Varsın onlar böyle yapsınlar, onların tercihi, ona bir sözümüz yok. Ama biz bilet satışlarını sosyal medyadan ne kadar güçlü olarak duyurursak, işte şu dostumuz şu kadar bilet aldı, şu dostumuz şu kadar bilet aldı dersek, hedefimize daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü 72 saatimiz var ve satmamız gereken de bir 10 bin bilet var. Başarılar diliyorum, tekrar teşekkür ederim. İlaveten ben de başkanım şimdi ilaveten. Ondan sonra organizasyon için bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. O sosyal medyadaki görsellerin orijinallerini bize gönderirse arkadaşlar, hem sosyal medya hesaplarımızdan hem gazetelerimizden hem internet sitelerimizden hem de onlardan yayınlarından kendi kurumlarına. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. O konuda ben size dönüş yaptıracağım. Tüm Abbas Bey görsellerle alakalı. Tüm basın mensubu arkadaşlarına o görselleri atalım. İnşallah radyoları da dahil edersek iyi olur. Radyoların da çok etki alanlar olduğunu düşünüyorum. Onunla alakalı da teşekkür ediyorum. Onlar yayına giriyorlar başkanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi İrfan Bey'in söylediği şey tabii ki algı anlamında yani yaygınlaşma anlamında bir etkisi olduğunu ben de inanıyorum ama emin olun biz yani bazı arkadaşlarımı aradığımız zaman yani isim biz burada yani o kısma çok fazla mesela ben paylaşmadım ama nihayetinde şu ana kadar da arayıp da bu anlamda bizi geri çeviren hiçbir insan da olmadı onu söyleyeyim. Gerçekten biz şu ana kadar zaten yaklaşık 6-7 bin bileti zaten sattık onu söyleyeyim. Yani biz 11.111 bilet sattık, bastırdık ama hedefimiz bu bilet yani 20.000 üzerine çıkmakla alakalı bir hedefimiz var, onu söylemek istiyorum. Bu anlamda vatandaşımızın duyarlılığı, geri dönüşü gerçekten güzel.
Ama sizin söylediğiniz şey de yani ben tercih etmedim, onu söyleyeyim. Yani ben çünkü kendi hesabımızdan değil de kulüp hesabından olabilir. Yani düşünülebilir, onu bir değerlendireceğiz, öyle söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız da yani isminin yayınlanmasını istemiyorlar. O hassasiyetleri var, yani öyle söyleyeyim. O hassasiyet çok güzel başkanım. Hassasiyet ben sizin söylediğini anlıyorum. Bizim toplumun evet. Şeyini de biliyorum. Yani nihayetinde bu tarz mesela dün yaklaşık 20 dakikada Abbas abi bir 300-350 bilet sadece ve sadece sosyal medya duyurularından geçti değil mi? Yani biz de onu sürekli paylaşarak, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz başkanım. Mutlaka siz elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsunuzdur. Bu basın toplantısının nedeni de o. Daha fazla kişiye ulaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. 10 bin bilet basıldı demişti. Şimdi hedef 20 bin. Bu da çok sevindirici. Bu konudan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz o sırada dolduracağız tamam. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru soran arkadaşlar? Evet. Başkanım, zannedersem soru yok. Müsaadenizle ben de Kocaeli Spor Başkanımıza ve Kocaeli Spor Camiyesi'ne ve Kocaeli Spor Futbol Takımı'na teşekkür etmek istiyorum. Ciddi manada onları burada sevgiyle ve sıcaklıkla karşılayacağımızdan emin olabilirler. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Evet, ben tekrardan hem Kocaeli Spor Başkanımıza hem katılan basın mensubu arkadaşlarına, Kocaeli basınına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Pazar günü inşallah bu yürekten mesajı hep birlikte o bölge insanımıza göndereceğiz. İnşallah sezon sonunda da hem Kocaeli Spor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. İnşallah şampiyonluk kutlamalarında birlikte oluruz. Aynı şekilde Gedi Spor'umuza başarılar diliyorum. Nihayetinde tabii ki daha önce de söyledim, bizim Hıncal Uluç'un bir lafı vardı, böyle o dönemlerde bu tarz acıların paylaşıldığı dönemde hep şey derdi. Yani bir kesim işte şunu olmasın, bu olmasın işte doğru değil ama dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi hayatın normalleşmesi için de, bu acıları dinlememiz için de normal hayatı da normal sürecine devam etmesi gerekiyor. Spor da bu işin bir parçası. Çünkü nihayetinde unutmak, psikolojik olarak normal hayata adapte olmak da bu işin bir parçası. O bölge insanın da buna ihtiyacı var. Gerçi orada sportif faaliyetler bu sezon yok ama önümüzdeki sezon yine bu acıyı unutmak anlamında spor bu işin bir parçası olacak. Çünkü yani insan hayatı, duygularını da psikolojisini düzeltmemiz gerekiyor o bölge insanın. Biz de aynı şekilde dediğim gibi hem pazar günü yapacağımız maçta bu acıyı paylaşacağımızı, o acıyı dindirmekle alakalı çaba sarf edeceğimizi, bundan sonraki süreçte de hayatın normalleşmesiyle ilgili sporun güzel yönlerini ön plana çıkarmakla alakalı çaba sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Kocaeli Spor'da zaten tabii ki köklü bir kulübümüz, geçmişte büyük başarılar olan bir kulübümüz. Bugün hak ettiği yerde değil, aynı şekilde Gedi Spor'umuz da öyle. Zaten bu iki kulübün aslında şu an yaşadığı sıkıntının bir nevi hak ettiği yerde bulunmamasından, yani o eski başarılığından ben en kısa zamanda da Kocaeli Spor'umuzun da Gedi Spor'un da ulaşacağına inanıyorum. Ben katılımımızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü de hepinizi maça bekliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkanım, senin söyleyeceğin son olarak bir şey varsa mikrofonu sana bırakayım. Ben son olarak bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bu depremler gelip geçiyor ama biz Gebze Spor'umuzu hak ettiğiyle beraber getirelim bu sene. Hakikaten bir maçına geldim. Çok keyif aldım. O maçtaki Gebze Spor taraftarına çok güzel teşekkür ettim. En son yine göründü Kafkas. Kafkas da ayağımı vuruyor. 1-0 yemiş bunlar hatırlıyorum. Yani yalnız bırakmayalım. Gebze Spor'umuz hakikaten ben bırakın ikinciliği PTT Lig'de birincilik her zaman olmasını arzuluyorum. Teşekkür ederim. O potansiyel, o kapasite bu şehirde var. Çok uzak değil 2 sene. Çok uzak değil. Şu an istikrarlı bir yapı devam ediyor. İnşallah Kocaeli Spor'umuzla, Gebze Spor'umuzu ve bütün bölgemizdeki profesyonel ve amatör takımların hak ettiğiyle gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gebze, Kocaeli ve bütün takımlar bir yürek olarak adını bilinmesini arz ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.